önceki dönem ilçe başkanları, belediye başkan aday adayları, meclis üyesi aday adayları, kadın kolu başkanı, kadın kolu MYK başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, değişmeyen tek şey mikrofonumuz oldu. Bunu da değiştireceğiz. Şimdiden bunun için kusura bakmayın. Şunu hepimiz yeterince idrak etmemizde tekrar ve tekrar fayda var. Biz bir olursak diri oluruz, iri oluruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Beykoz'da iktidar yaparız. Ama biz ayrı olursak Cumhuriyet Halk Partisi'ni Beykoz'da iktidar yapamayız. Bunu net olarak buradan dile getiriyorum arkadaşlar. İstersen mikrofonu aynen daha iyi. Şunu hepinize haykırmak istiyorum. El ele, kol kola, omuz omuza, Beykoz politikası araba. Gayrısı, ötekisi, verisi olmadan biz biriz ve birlikte mücadele edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum abla. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte bu mücadeleyi çok kısa sürede startını vermiş olacağız, başaracağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Başkanın kaldığı gibi devam edelim o zaman biz de mikrofonsuz. Füsun abla buyur artık mikrofonsuz sahne senin. Hoş geldiniz. Çok değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kar demediniz, yağmur demediniz. Bugün değil, her gün bu ilçedesiniz. Beykoz'un sokaklarındasınız, alandasınız. Benim çok kıymetli örgütüm, baş tacısınız. Her zaman gibi. Mikrofonu kullanabiliyor muyum? Ablacığım bir dene istersen. Bir dakika. Geç, gelsin gel. Gerçi sesin fena değil galiba ama. O alandan konuşmaya devam et ama sesim işin. Tamam. Yansın getiriyorum. Kısarsan daha iyi olacak. Sesin yansın. Gayet kısarsan okey. Tamam tamam. Olacak ses. Saygıdeğer ilçe başkanım. Sanki geliyor. Oradan geliyor. Evet. Saygıdeğer ilçe başkanım ve yönetim kurulumuza, bu programlara katkılarıyla örgütlü gücümüze desteklerine teşekkür ediyorum. Yine saygıdeğer kadın kolu başkanım,
ve birlikte çalışmaktan güç aldığım, gurur duyduğum kız kardeşlerim. Sevgilerimi sunuyorum her birinize. Aramızda olan önceki dönem ilçe başkan ve yönetim kurullarında, kadın ve gençlik kollarında çalışmış tüm kadrolarımıza, yine bugün aramızda olmayan kaybettiğimiz bütün yol arkadaşlarımızı, başkanlarımızı, Zeynel Gök'ten, Metin Çanak'tan, Mahmut Yavuz'dan, Hızır Yılmaz'dan, hepsini sonsuz sevgi ve rahmetle anıyorum. Biliyorum. Ve devrimin ruhunu selamlıyorum. Selam olsun bütün devrimcilere. Selam olsun Ziyafet'te, selam değerli Türk Diyarı'na. Bugünümüz, yarınımız, sevgili gençler. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Ve sonsuz emeğimi sizlerin yarınları bizim bugünümüz için vermeye devam edeceğiz. Aramızda Beykoz'un çok önemli spor kulüplerinden birinin sesini yükselten Boğaz'ın yargıçları var. Onlara da selam olsun diyorum. Sizin çökmezsiniz. Artık içimize yağmur yağmayacak, o statta kar yağmayacak. Biz burada bütün arkadaşlarımla bunu başaracağız. Artık maça gitmek için kapılarda otobüs istemeyeceksiniz. Sizin önünüzde olacak o bütün imkanlar. Aramızda bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yola çıktığımız çok kıymetli aday adaya arkadaşlarım ve başka ilçeden de gelen aday arkadaşlarım var. Her birinize ayrı ayrı başarı dileklerimi iletiyorum. Çünkü başarı Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Sevgili meclis üyesi adayı arkadaşlarım ve şu anda bu görevi onurla yürüten çok değerli meclis üyelerim. Saygı ve sevgiyle kucaklıyorum her birinizi. Asılsız değerli emekçilerim, sizler baş tacımsınız. Bilin ki veya da Cumhuriyet Halk Partisi hangi adayımızda olursa olsun basının artık bir lokali olacak. Yerel basın kendini ifade edeceği, çalışmalarını yürüteceği bir yapılanmaya kavuşacak. Fikriniz her ne olursa olsun baş tacısınız. Yine bugün beni her zamanki gibi yalnız bırakmayan ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve birlikte yürüdüğüm çok çok kıymetli örgütüm, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçi, vefalı üyeleri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, bir yerel seçim arifesindeyiz ve bugün kendi başıma yazmaya talibim. Umudu gerçekleştirmeye talibim. Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiği gün 5 Aralık'ta ilçe yönetim kurulumuza ziyaretimi yaparak dosyamı verdim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eşitlik ve hak mücadelesi veren bir kadın olarak Beykoz Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldum. Ve bugün burada birlikte yöneten iradesini, birlikte yöneten olma iradesini, örgütlü mücadelemizi Beykoz'da başarıya taşıyacağımıza inancımla aday adaylığımı sizlerle paylaşıyorum. Evet sevgili dostlarım, bugün burada Beykoz var. Burada Kavacık var, burada Çubuklu var, Paşabahçe var, Elmalı var, Hisar var, Çiftlik Mahallesi var, burada Çiğdem var, Beykoz'un her köşesinden Beykoz'un evlatları var. Burada Giresun var, burada Kastamonu var, Samsun var, Sivas var, Ardahan var, Rize var, Ordu var, Trakya var. 1935'te Beykoz'da Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından, Şişe Cam'ın açılmasından başlayan süreçte iş için, aş için kopup gelmiş dünya Türkiye'nin her bir yanından ve artık her biri harmanını Beykoz'un kültürüyle karmış Beykozlular var. Beykozlular var dostlar. Ve kalbi Beykozlu olanlar var. Değerli yoldaşlarım, önümüzde çok çetin bir süreç bizleri bekliyor. Sistemli, planlı bir çalışmayla, adayın etrafında kenetlenen bir programla, projelerimizle halkımızla buluşacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız. Bu defa şanslıyız.
başkanımız var. Sayın Ekrem İmamoğlu ile taçlanan Büyükşehir Belediye'miz var. Hem Beykoz Belediyesi'ni alacağız, hem Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar alacağız, hem meclisteki çoğunluğumuzu hep birlikte sağlayacağız. Bunun için eşit arkadaşlarımız, ilerlemek için çalışan arkadaşlarımız bu zorluğu biliyorlar, bunu biz aşacağız. Burada tekrar adaylığını açıklayan, adaylığı genel merkez tarafından açıklanan Sayın Ekrem İmamoğlu'na saygılarımı sunuyorum. Beykoz'dan selam olsun. Ne dedik? Çalışacağız. Çok çalışacağız. Gençliğimiz var. Analar var, bacılar var. Kadının kararı var, kararı. Biz Beykozluların deli kadı var. Biz delikanlıyız, mertiz. Beykoz mert. Delikanlıyız. Değerli hazirim, size biraz Füsun Sökmez'den bahsetmek istiyorum. Beni tanıyorsunuz. Ama eğer bir hikayeye başlıyorsanız, bu arkadaşınız nasıl bir yol almış, neler yapmış, yapacaklarının bir ön silahı geleceğiz. Evet, yaptıklarım, yapabileceklerim hakkında bir fikir oluştursun isterim. Ben Bacabahçe'de doğmuş, 4 nesil Beykoz'da yaşayan bir ailenin abla olalıyım. Kardeşim de burada bugün. Babam kökleri Kastamonu Cide, annem Selanik, sevgili eşim Ziya Sökmez, Sivas Divriğili. Babam da eşim de Paşabahçe'nin esnaflıydı. Esnafıydılar. Ve her ikisinin de ticareti dayanışmaya endeksleyen değerli insanlardı. Ve dertleri hiç para olmadı. Onlar insan biriktirdiler. Ve bir oğlum var. Bildiğiniz üzere girişimci iş insanı. Yakında da bir torun sahibi olacağım. Bravo. Eğitim hayatıma Paşabahçe İlkokulu'nda başladım. Ortaokulu Kadıköy Fız Koleji, Üsküdar Türk Fız Koleji ve Moran Koleji'nde tamamladım. Kandilli Kız Lisesi'nde liseyi okudum. Ardından üniversite hayatımı Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünde bitirdim. Sonrasında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden, Medipol Üniversitesi'nden bağımsız denetçi, uzlaştırmacı oldum ve bilirkişi oldum. Birçok şirkette müşavirlik ve danışmanlık yaptım. Sonrasında da mali müşavir olarak kendi ofisinde çalıştım. Kendi ofisinde çalışmamın artısını da toplumsal hayatta ve siyasette yer alabilmekle yaşadığımı ifade etmek isterim. Evet, birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Hepiniz beni Beykoz'da özellikle basın, bazı simalar hala Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olarak tanırlar. 7 yıl başkanlığını yaptım. Birlikte kurduk sevgili Zuhal Özen'le. Onun da selamları var. Hava şartları bugün çok kişiyi engelledi. Benim için orada yaptığım çalışmaların çok büyük değeri ve anlamı var. Hem süreç çok zor bir süreçti. Ergenekon sürecini geçiyorduk. O cumhuriyet mitinglerini hep birlikte oluşturduk. Atatürk ilkelerinin ışığında hep birlikte çalıştık. Ama bunun ötesinde ben orada sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarla ve bütün siyasi partilerle birlikte çalışmanın, kolektif çalışmanın aslında deneyimini yaşadım. O mitinglerin başına geçip lider olmayı, önder olmayı yaşadım. Kavgayı ayırmayı yaşadım. Polis bana gelip de Füsun, burayı sen yürütüyorsun başkan, al sende sorumluluk dediğinde o sorumluluğu sırtıma yapıştırdım. Hep birlikte taşıdım ve burada o yolu benimle yürüyen dostlarım var. Benimle birlikte gençlikte çalışan, kadınlarla birlikte çalışan arkadaşlarım var. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum tekrar. Yine Tüketiciyi Koruma Derneği'nde görev yaptım. Yine Kadın Kader'de kadınları destekleyen bir derneğimiz var. Bütün siyasi politikaları örüyor. Çok da büyük Avrupa Birliği projeleriyle buluşturuyor. Orada saymanlığını yaptım. Ortak Yaşam Vakfı'nın mütevelli heyet üyesiyim. Güzelce Hisar Turizm Derneği'nde sevgili ilçe yöneticimle birlikte yol aldık. Anadolu Hüseyin Turizm Derneği'nde çalıştım. Trakyalılar Derneği'nin, Kastamonlar Derneği'nin üyesiyim. Sevgili babama rahmetle tekrar. Evet, Kadıköy Belediyesi ile Avrupa Birliği çalışmalarım ve Kadın Üretim Kooperatifi olan İnsanca Yaşam Kooperatifi'nin saymanlığını yaptım. Selami Öztürk bana
kooperatiflerin danışmanı sensin dedi ve gururla o görevi üstlendim. Orada başladığım, 2004 yılında başladığım süreç Giresun dahil kooperatif kurana kadar hala devam ediyor. Ve büyük bir iç huzuruyla ben de varım Zihinsel Engelli Çocukları Koruma ve Psikolojik Danışmanlık Derneğimizde okullarımızda özel çocuklarımıza sağlıklı ortamlar hazırlıyoruz. Ailelerine bir nefes olmaya çalışıyoruz. Meslek odama gelince İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın üyesiyim. Çok defa delegesi oldum. Komisyonlarında çalıştım. Ofisimi ilk Üsküdar'da açtığım süreçte Üsküdar ilçe temsilciliğini yaptım. Sevgili arkadaşım hoş geldin. Kadıköy temsilcimiz kendisi. Evet, her bir kurumsal yapıda edindiğim deneyimler toplumsal bakış açımı bütünleştirdi ve yönetim kabiliyetimi güçlendirildi. Toplumsal fayda odağında üretmeye yönlendirdi. Yenilikçi, alternatif çalışmalarla farkındalık yaratma, küreselleşen dünyada değişen akımlar, kadının direngenliği, ekonomik döngüdeki yeri, sürdürülebilirliğimiz beni de yönetsel hayata katılıma hazırladı. Biz zaten Atatürk'ün kızları, biraz sonra Atatürk'ün kızları dünyadan çok önce aldığımız haklarımızla donatıldık. Sonsuz şükran ve minnetle Mustafa Kemal Atatürk. Bu da bizimle icrada olma talebimizi güçlendirdi. Tıpkı Kurtuluş Mücadelesi'nde Kastamonu'daki Şerife Bacı gibi, Halide Edipler gibi, tıpkı Kurtuluş'tan sonra Sabiha Gökçenler gibi ilk olanlar, Nezihe Muhittinler ve bugün Türkan Saylan gibi. Ve önder olmak, yol almak ve kız kardeşlerime yol açmak sırası şimdi bizde. Ve yönetme talebimde biz de varız. Ben de varım. Biz bir yoldayız. Yoldaşız. Bu yolu birbirimize güvenle aşacağız dostlarım. Biz kendi değerimizi bilirsek, değerlilerimizi taşırsak, inanın Beykoz'un da sesi daha gür çıkar, yolumuz daha güçlü olur. Çünkü yolda da biz varız, yoldaşlıkta da biz varız. Evet, biraz uzadığının ben de farkındayım. Ama umarım sıkmıyorumdur. Sesimi de kontrollü kullanabiliyor muyum bilmiyorum. 19 siyasi hayatıma gelelim. Gerçi ekranda da görüyorsunuz. 1984 Partisi üyeliğim. 92'de SP Beykoz İlçe Yönetim Kurulu üyeliğim. 2000-2004 Beykoz İlçe Kadın Kolu Başkanlığım. 2012 İstanbul İl Kadın Kolu Başkanlığı. 2012 Parti Okulu Eğitmenliğim. 2012-2015 İstanbul İl Başkan Yardımcılığı İl Eğitim Sekreterliği. Ve 2020 Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyeliği. Orta Karadeniz'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı. Bu görevimi hala sürdürüyorum. Ordu'dayım, Giresun'dayım, Samsun'da, Amasya'da ve ne eksik sadece? Sinop'tayım. Sinop'tayım. Değerli MYK arkadaşım, benden sonraki kısımda Rize'de, Trabzon'da da, Artvin'de de kendisi var. Biz birlikte çok güzel yol alıyoruz. Dolayısıyla o illere giderken inanın şunu bilin, Beykoz'un selamıyla gidiyorum. Oradan buradaki hemşehrilerime sevgi ve saygılarını toplayıp size geliyorum. İki kez ön seçime girdim. Aday oldum. 1999 Beykoz Meclis Üyeliği adaylığında birinci sıra, 2015 Milletvekili aday adaylığında Beykoz'un adayları arasında en yüksek kayı oyu örgütümden alarak onurlandırıldım. 2023 İstanbul 1. Bölge 24. sıra milletvekili adayı oldum. Bu anlamda şunu söylemek isterim. 39 yıllık partililiğimde çok çalıştım. Beykoz örgütümle çok seçimlere girdim. Karşı listelerimiz hep oldu. Örgütüm sandık koyulduğunda desteğini verdi. Ben de asla partiliğimden ödün vermedim. Emeğimi daima arttırdım. Azimle yoldayım, yoldaşınızım. İcraatta olmak ne yazık ki bugüne kadar bana kısmet olmadı. 39 yılının dolu dolu 30 yılını kurullarda emek vererek geçirdim. Mutluyum çünkü bu benim dünyaya bakış açım, toplumsal duruşum.
insana dokunmak, insan odaklı olmak. Biz başkaca yerlerde görev almadık. Başkaca temsiliyetlerde bulunmadık. Hatta çok istediğim halde akademik kariyere odaklanamadım. Benim hayatımın bir yarısı ailem, işimse yarısı hep siyasi mücadelem oldu. Hadi bir de olayı aday olayım demiyorum. Benim gibi bir ömür buralarda olan siz değerli emekçi yol arkadaşlarım adına temsiliyet istiyorum. Bu adaylık hepimizin adınadır ve haktır. Mücadelemi, Beykoz Yürek Örgütü'mü, öz iradesini Beykoz Belediyesi'ne taşımak istiyorum. Sizlere aslında anlatacağım çok şey var. O görevler esnasında çok şey yaptık. 39 ilçede eş zamanlı eğitimler mi dersiniz? Sandık modülünü uygulamak dersiniz? Ve o zaman ben bu görevi yaparken Sayın Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Birçok şeyi söylemeyeyim ama şunu anlatayım sizi sıkmamak adına. İlçe başkanlarımı arıyorum. Sandık örgütlenmesi modelini alana koyduk. Kapıları çalacağız. 2014'ten, 2013'ten bahsediyorum arkadaşlar. 2013-2023, 10 sene önce. Biz bu çalışmayı bugün yapmıyoruz yani. Kendisini de aradım. Dedim ki sayın başkanım, ilçe başkanım, bir çalışmayı alana indiriyoruz. Bu konuda sizlerin desteğini istiyorum. Sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Bizim önderlerimiz sizsiniz. Bana verdiği cevap şuydu Sayın Ekrem Başkanım. Sayın İletişim Sekreterim, sonuna kadar sizin yanınızdayım, destekliyorum. Ama sadece bir endişem var. Seçime bir yıl kaldı. Ben geçen bir yıldan beri kapıları çalıyorum. O önümüzdeki bir yılda ne kadar yetiştiririm bilmiyorum. İşimiz çok uzun, yolumuz çok uzun dedi. Ve ben de burada size bir şey diyorum. Başarı tesadüf değil. Çalışmak, çok çalışmak kardeşim. Unutmayalım. Sokakta yoksan, sandıkta yoksun. Ve burada kadın arkadaşlarım aramızdalar. Onların hakkını teslim etmek istiyorum. Onlar kocaman birer kahraman. İşte bu yağmurda, bu sokakta o kapıları onlar çalıyor. Saygıdeğer beyefendiler, sizler de çok kıymetlisiniz. Gençlerim de öyle. Kahveye gidiyoruz, esnafa gidiyoruz ama artık oralara biz de gidiyoruz. Ama iş kapı çalmaya gelince biz o kapıların sonuna kadar çalıyoruz ve içeriye kadar giriyoruz arkadaşlar. Evet, her okula bir hukukçu projesi vardır, duyuyorsunuz. Onu da 2014'te hep vardı, hukukçuları okullara yerleştirmek isterdik. Ama o orada planlı bir çalışma koyma noktasında sizin bu kız kardeşinizin emeği var arkadaşlar. Baro ile birlikte çalıştık. Partimizdeki bütün avukatları harekete geçirdik. Ve sistemli bir çalışmayla 2014 yılında okullarımızda avukat olmayan okul kalmadı. Ve dolayısıyla basın bizi konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor ya dedi. Ne yapıyor? Her yerde bir avukat. Ve öyle devam ediyoruz. Çok şükür o proje güçlenerek gidiyor. Şimdi il başkanlığımızda çok iyi çalışan bir kurul var. Arkadaşlarımız bu yapıyı çok canlı ve enerjik tutuyor. Burada da yine Baro'dan bir arkadaşım var. Aynı zamanda kadın hakları. Evet. Demiştim halen kadın kollarında görevime devam ediyorum. Yurdun dört yanında örgütlüyüz. Genel Başkanım Sayın Aylin Nazlı Akaya önderliği için, bu yola çıkarken bana olan güveni için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Aylin Başkan, sevgi ve selamlarımı yolluyor Beykoz size hep birlikte. Altını çizmek isterim. Mesleğim gereği iyi yasa okurum. Detayları analiz ederim. Organize olurum. Kolektifliği sağlayarak, vatandaşla ortak dili yakalayarak, doğru kadrolara dahil ederek sisteme çok başarılı bir belediye yönetimi gerçekleştireceğine inanıyorum. 45 mahallemize baktığınızda yaklaşık 20 bin oy farkı var, değil mi? Peki.
birlikte bakıyoruz. Kapatmamızın tek yolu öncelikle 20 büyük mahallemizin ilk 7'sinden belki başlamak üzere değil mi sevgili ilçe başkanı? Alanda olmamız lazım. Güveni inşa etmeliyiz, inançlı olmalıyız. Öncesinde projelerimizi belirleyip söylem birliği ilçe ve İBB uyumuyla kendimizi anlatmalıyız. Vatandaşı dinlemeliyiz ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamalıyız. Diğer 25 mahallemiz için ki bunların birçoğu köydür, 5'i de daha sonra Çavuşbaşı'ndan bize mahalle olarak katılan bölgelerdir. Oralarla ilgili ayrı birer ekip oluşturarak neler yapılması gerektiğini özel çalışmalar yapmak lazım. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla hep birlikte yaptık. Nerede İsmet Başkan? Köylerden ekibi kurdu. Değil mi? 28 Mayıs sürecinde 14 Mayıs 28 Mayıs arasında hep birlikte çalıştık. Ve çok önemsediğim vatandaş ile odaklanmamızı sağlayacak. Bunu milletvekili aday adaylığında da çokça söylüyorum. Umarım bu dönem hızlıca bunu gerçekleştiririz. Hatta seçim öncesi gerçekleştiririz. Vatandaşın hepsi ilçe binamıza gelmiyor. Beykozlu vatandaş. Sorunun da ulaşacağı bir alan, onların sorunlarını bize ulaştıracağı bir alan yaratmalıyız. Bilgisayar aksamı olan, sorunun dinlenip kayda alınacağı ve geri bildirim yapacak bir sistem kurmalıyız. Ben buna halkın ofisi diye adlandırıyorum. Mutlaka hızlıcana halkın ofisini kurup vatandaşla iç içe geçmeliyiz. Çaylarını ikram edip sorunlarını dinleyip sistemi kurup çözüm önerilerimizle birebir arayarak yanlarında olmalıyız. Eğer belediye başkanı olursam bu benim 2015'ten beri istediğim, ben bunu yapacağım. Başkan olan arkadaşımdan da isteyeceğim. Vatandaşın geleceği çalacağı bir kapı olmak lazım. Belediye yönetiminde bakış açım. Beykoz'da güvenli yaşam, sürdürülebilir yenilenme. Mottom. Öncelikle kapsayıcılık ağını kuracağım. Nedir bu kapsayıcılık ağı? Beykoz'un bütün hemşerilerinin uzanacağı, sistemin içine dahil edileceği somut alanı açacağım. Her fikre yaşam hakkı vererek vatandaşımızla aidiyet oluşacağız. Söylem eyleme, üretime dönüşecek. İkincisi, yönetim anlayışı. Katılımcılık ve çoğulculuk esaslı olacak. İlçemizin değerli akademik ve uzman kadroları yönetim odağına dahil edilecek. Ülkemizde her deneyimden, bilgi ağından Beykozlu faydalanacak. Türkiye'de ve dünyada belediyecilik anlamında yapılan iyi uygulamalar mercek altına alınacak. Ve ben biliyorum ki Beykoz'umuzun çok değerli kadroları var, profesörleri var, uzmanları var. Bu alanı hep birlikte açacağız ve mutlaka belediyede illaki yasal mevzuat gereği çalışması gerekenler değil, bu anlamda çalışacak kadroları çalıştaylarla masa başında odaklayacağız, yanımızda tutacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı ana eksenimiz olacak. Şeffaf, paylaşımcı yönetim esas alınacak. Evet, birkaç proje ile bahsedeceğim size ama onu bahsetmeden önce yönetimde önceliğim nedir değerli dostlar? 1. Bütçe. 2. Beykoz'un imar ve mülkiyet sorunu. Bu iki aks bizim için çok değerli. Belediye bütçesiyle değerlendirilir dostlar. Bütün işleyiş bütçe ve planlamada karar altına alınır. Hangi hizmeti, hangi tercihleri seçeceğimiz önemli olandır, asıl olandır. Kaynakları doğru kullanmak, aramızda meslektaşlarım var. Yine aramızda meclis üyeliğinde bunu konuşturan bir arkadaşım var. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gurur duyuyoruz aynı zamanda. Bir belediyenin cari harcamaları vardır. Personeliyle, çalışanlarıyla yapılacak harcamalar. Mutlaka en yüksek ne gerekiyorsa Beykoz Belediyesi çalışan memnuniyetiyle çalışacak. Transfer ödemeleri vardır. Bu da geçmişten gelen veya bundan sonra yapılacak kredilerdir, kredibilitelerdir. Bunlar mutlaka sürdürülebilir olacak. Bir de çok önemli, yatırım harcamaları var. İşte bizim farkımız burada gelecek. Yatırımı kim için, ne için, nerelerde kullanacağız? İkinci önemli şey kaynak yaratmak. İlçe belediyesinin öz kaynakları var. Vergiler var, harçlar var, resimler var. Ödenen
katılım payları var. Genel bütçeden aldığı bir pay var. Fonlar ve destekler var. Burada biz aktif olacağız işte dostlar. O fonlara ulaşmada, o destekleri sağlamada Beykoz'u her yerde konuşulur edeceğiz. Nerede bu konuda bir imkan varsa o imkanı Beykoz'a getirmek için mücadele edeceğiz. Bu da benim işim. Benim dostlarımla birlikte yürüyeceğimiz şey. Yine 2024 bütçesi 3 milyar 980 milyon. 2023 bütçesi 1 milyar 988 milyondu. Beykoz'un bir de iki bey gelirleri vardı. Kasamız doluydu. Peki kasa boşaldı. Nereye gitti? Bildiğimiz bir sahil yolu var biliyorsunuz yapılan. Değil mi gördüğünüz? O sahil yolunda da bilesiniz ki Büyükşehir Belediyesi izin vermeseydi zaten Beykoz yapamazdı. Ve Büyükşehir Belediyesi çok aksında destek olmuştur. Onu da yarın öbür gün rakamlarda sizin önünüze koyarız. Dolayısıyla Beykoz'un 20 yıllık bütçesi, 20 yıldır her sene yapılan bütçesi doğru yatırımlara yönlendirilmemiştir. Yine değerli meclis üyesi arkadaşımla bir konuşma yaptık. Şöyle bir bilgi geldi bana ve ben de içindeyim. 4,5 yılda kasaya giren 3 milyar. Üretim yok. Beykoz'a yatırım yok. Sosyal belediyecilik yok. Görünen o ki borca giren ve Beykoz'un varlıklarını satmaya giden bir yoldayız. Kimse kusura bakmasın. Devir bol keseden harcama devri değil arkadaşlar. Kese kendi kesemiz olmayabilir. Belediyenin kesesi Beykoz'un kesesidir. Evinizdeki kendi kesenizden de daha üstündür. Korumakta mükellefsiniz. Doğru harcamanız, doğru yerlere yatırmak durumundasınız. Bu konuda yetkin olacağınızı bilmenizi isterim. Ben bir bütçe dedim. İkincisi Beykoz'daki mülkiyet sorunu. Her zaman ana aksımız olacak dedik. Teknik bilgi, yasal mevzuat ve vatandaş odaklı, yerinde dönüşüm, kaliteli yaşam odağında barınma hakkımız asla vazgeçmediğimiz olacak. Dirençli kent, yeşil Beykoz, Beykozlu Beykoz'da yaşayacak. Önümüze gelen bir yasa var son zamanlarda. Zaten Beykoz'un üstünde yükümlülükleri olan, burada teknik arkadaşlarımız da var, birçok yasa var. Bir de bu yeni rezerv yasası geldi. O rezerv yasasının bir tanımı var değişen. Orada şöyle bir ifade geçiyordu. Kentsel Dönüşüm Bakanlığı yeni yerleşim yerleri ifadesi vardı. Yeni yerleşim yerlerinde çalışmalarını yapar, üretimini yapar diye. Bu yasayla değişti. Ne oldu? Mevcut kentsel ve kırsal alanlar ifadesi girdi. Bakın, mevcut kentsel alanlar neresi? Sizin benim evimin olduğumuz yer. Tapumuz falan sormuyor. Mülkiyet sahibiyiz diye sormuyor. Ben alırım diyor. Kırsal alanlar neresi? İşte o bizim 25 tane bugün mahalle olan köy dediğimiz Beykoz'un göz bebekleri. Umarım kötü tarafı bu işin olmaz. Mülkiyet hakkını da olumsuz etkilemez demekle yetiniyorum. Şimdi bugün bir haber vardı sabahleyin. Hepiniz duymuşsunuzdur. Çengelköy'de 29 Mayıs sitesi. Diyanet Vakfı'na ait bir yer. İşte burası bu alana alındı. Aslında önce oraya almak istiyorlar. Alamadıklarında vatandaş toplanıyor. Orada 134 tane konut var. 134 konut. Toplanıyorlar, dava açıyorlar. Müdahale ediyorlar. Ama bu sefer de bu rezerv yasası geliyor. Dolayısıyla birden haklı konuma geçiyor devlet. Çünkü mevcut yeri de alabilir oluyor. Ve sonuçta dün bu sabah hatta tekrar haberlerdeydi. İstanbul İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı da o insanlar bu kış günü kapılara atılmadılar, evlerinde kaldılar. Beykoz'u bu bekliyor arkadaşlar. Beykoz'u bu bekliyor. Biz İstanbul'un da Türkiye'nin de ben pırlantası diyorum. İşlendiği zaman tek taş pırlantasında yaşıyoruz. Boğaz'ın dörtte biri bizim Beykoz'umuzda. Yeşilimiz var, doğal güzelliklerimiz var ve dolayısıyla bugüne kadar olan birçok yasanın yanında şimdi bir de bu yasayla ellerini güçlendirmiş bir iktidar var. Dayanışmamızı büyütmeliyiz. Yan yana durmayı büyütmeliyiz. Birlikte mücadeleyi yükseltmeliyiz. Bu anlamda mutlaka çok yetkin kadrolarla sürekli
belediyemizin çatısı altında çalışmalar, çalıştaylar sürecek ve yolumuza bu noktadan devam edeceğiz. Yani bütçe ve imar Beykoz'un bir kenara koyduğumuz ana eksenimiz. Peki, bu arada biz bunları konuşurken Beykoz'un imarı yok, evi yıkılabilir, atılabiliriz, gidebiliriz derken neyi kaçırdık hayatta? Sosyal yaşamı kaçırdık. Var mı sosyal projelerimiz Beykoz'da uygulanan? Bir tane aşağıda Ahmet Mithat Kültür Merkezi var. Başka da yok, olan vardı. Merdivenleri milyonlarca liraya yapıldı. Ama o da sökülüp atıldı, o da yıkıldı. Bu anlamda benim hayallerimde olan birkaç şey var. Onu paylaşıyorum. Mutlaka bunlar çok gelişecek ve genişleyecek. Hepsi de yapılması gereken ve yapılabilir projeler. Cam Tavan Gençlik Merkezi. İçinde sanat, içinde girişimcilik atölyeleri, şu anda Beykoz'da olan film platolarına turizme istihdam sağlayacak akademik ve eğitim çalışmaları, tiyatro, müzik hayatımızın odağında olacak. Sporun, sporcunun hep yanında, amatör spor kulüplerimizde, biraz evvel söyledim, Beykoz Spor Kulübü ile bütün kulüplerimizde, burada Anadolu Hisarı Kulübümüzün başkanı var, Çubuklu Spor Kulübümüzün başkanı var. Kendi emeklerine de çok teşekkür ediyorum. Ve benim Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı iken yaptığım sevgili Nuram, senin de oğlunun orada sahneye çıktığı bir festival vardı. Gençlik Festivali yaptık. Çok büyük bir sahne kurduk Kaymak Donduran'a. Sadece Beykoz'un gençleri çaldı orada. Onlar müzik yaptı. Mutlaka o festival Beykoz'da her yıl tekrarlanacak. Evet. Türkan Saylan Toplumsal Yaşam Merkezi. Biz Türkan Saylan'dan enerjimizi, ilmenizi almadan alamadık. Eğitim ve kadın odaklı gelişim, kişisel gelişim atölyeleri, dayanışma merkezi. Amaç, kadın ve genç kızlarımızla eşit toplum anlayışını hayata geçirmek. Biraz evvel amacımız gençlerin hayatına dokunmak dedik. Çünkü başarı bağımlılığı yener diyor. Bağımlılıkla da mücadele edeceğiz. Bu Hayat Doğa Yaşam Merkezi. Beykoz yeşil diyoruz, yeşilimiz var diyoruz. Aslında hafta sonları İstanbul'un birçok yeri Beykoz'a akıyor. Biz de trafik sorunu biraz yaşıyoruz değil mi? Beykoz'un yeşilinin enerjisini hayatımıza katacağız. Doğal yaşamda Beykoz'a gelen nefes alacak, stresten arınacak. Bunun için de hem spor yapacak, hem yoga gibi, terapi gibi küçük alanların canlandırılacağı alanlar olacak içinde ve insanımızı gerçekten stresten arınmış, rahatlamış olarak Beykoz'dan geri yollayacağız. Her mahalleye, kültür sanat birimleriyle buluşma, sosyalleşme alanlarını oluşturacağım. Mutlaka Beykozlu sosyal alanlara ulaşamamaktan kurtulacak. Her mahalleye mutlaka bir birim yapacağız. O biriminde içinde o mahallenin ihtiyacına göre, özelliklerine göre çalışmalar olacak. Evet, ziraat atölyeleri. Özellikle kırsalda üreten, teknolojiyi, bilgiyi kullanan ziraat mühendisleriyle işbirliği halinde çalışılmalı. Pazar yeri yaratan ve satış imkanını sağlayan satış garantili üretim yapılmalı. Burada amacımız ne? Yeşili koruyup üretene kazanç, tüketiciye ucuz, sağlıklı ürün. Bunları hayata geçirebiliriz arkadaşlar. Bu kadar ekonominin zorlaştığı, yoksulluğun derinleştiği günlerde kendi ürettiğimiz mamulü lojistik fiyatları, paraları üstüne gelmeden ucuz halka ulaştırabiliriz. Ayrıca dışarıdan da başka yerlerden de bu ürünleri yine vatandaşımıza ulaştırabiliriz. Bu konuda uygulanan bir Avrupa Birliği çalışması var. Elimde çok değerli bir çalışma. Orada da yine şifalı bitkiler, özellikle zerzevat, çiçek gibi ürünlerin hem eğitimleri verip, hem fideleri verip, hem de satış garantisiyle yapılan, bunlar yapılıyor ve yapılabiliyor. Sen mutlu, biz mutlu. Evet, orayı atladık mı? Geride mi kaldı? Önemli. Bunu çok önemsiyorum. Hep kazan kazan diye anlatılır ya. Beykoz'da, Beykoz'umuza yatırımcıyı davet ediyoruz. Karşılıklı katma değer sağlıyoruz. İş ortaklıklarıyla vatandaşımıza hizmet alıyoruz. Firma kar ederken Beykoz diye bir yandan da istihdam sağlıyoruz. Bakım ekonomisi. Evet, bu benim için çok değerli ve anlamlı.
Neden anlamlı? Burada kadınlar var. Kadınların üstündeki bir yük mü diyeyim, ne diyeyim? Aslında biz onu çok keyifle yapıyoruz. Belli bir yaşa kadar çocuk büyütüyoruz. Eşimize, evimize hep bakıyoruz. Belli bir yaştan sonra yaşlılarımıza bakıyoruz. Eğer engelli bir bireyimiz varsa o engelli bireyin sorumluluğu daha çok kadının üstünde yürüyor. Dolayısıyla bakım ekonomisini hızlıca gündemimize alacağız ve bu anlamda çalışmaları yapacağız. İşte ekolojik kreşler, gündüz bakım evleri, engelli yaşam merkezi, emek ve hobi birimleri ve sosyal yardım birimleri. Bu sosyal yardım birimlerini oluştururken de dataları doğru oluşturmak önemli. Geçtiğimiz seçimde aile destekleri sigortasını anlattık. Kurumsal bir yapıyı belediyemizde kurarak aynı çalışmaları burada da hayata geçireceğiz. Tabii ki bütçe yaparken toplumsal cinsiyete duyarlılığı da ihmal etmeyeceğiz. Bu ne arkadaşlar diye bana sorarsanız şöyle özetleyeyim. Özellikle kadınların ve genç kızlarımızın eve ulaşırken sokakların aydınlık olması, sorunlu alanlarda güvenlik kameraları olması, pazar yerlerinden evlerine erişim kolaylığı, bunlar hep kadınımıza etkileyen, hayatını etkileyen birer done. Biraz evvel yerel basınla ilgili fikrimi söylemiştim. Benzer bir çalışmayı da sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağız. Değerli arkadaşlarım, aslında bu bütün söylediklerim bizim belediyelerimizde uygulanan projeler, birçoğu. Çok iyi örneklerimiz var, çok yaşanmışlıklarımız var. Sadece biz Beykoz biraz geride kaldık bu anlamda. Evet, değerli konuklarım, yol arkadaşlarım. Yapacak çok işimiz var. Beykoz'da bekletilen çok sorunumuz var. Artık vaktidir. İhtiyacımız yeni bir başlangıca. Hem Beykoz'un esnaf çocuğu olarak bir ömür boyu Beykoz'da yaşamışlığımla hem de toplumsal hayatımla dokunduğum çok hemşerim var. Sonuç almadan asla vazgeçmem. Partinin başarısı hayat felsefem. Partimin oyunu arttıracağımı biliyorum. Hedef Beykoz Belediye Başkanlığı'nı kazanmak. Bütün aday adaylarımla, meclis üyesi aday adaylarımızla kolektif çalışmaya hazırım. Beykozlu'nun yüzünün gülmesine adayım. Gençliğin enerjisini, umudunu yanıma almaya adayım. Kadının güvencesi olmaya adayım. İşçinin, emeklinin hakkını savunmaya, refahını sağlamaya adayım. Ben Füsun Sökmez, içinizden bir kız kardeşiniz. Kadın örgütünüze ben sizin yanınızdayım diyen Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'in adayıyım. Kadının eşitlik mücadelesinde birlikte yürüdüğümüz Genel Başkanım Sayın Aylin Nazlı Akar'ın adayıyım. Örgüt emekçisi, dinamik il başkanım Sayın Özgür Çelik'in adayıyım. Ben bir değil iki kez İstanbul'u kazanan, üçüncüsünü 2024'te hep birlikte kazanacağımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adayıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Örgütü'nün adayıyım. Örgütümün adayıyım. Ben sizin bana olan güveninizle adayım. Ben senin sevgili Beykoz. Sevgili saygılarımı sunuyorum. Bu yağmurlu günde beni yalnız bırakmayan dostlarıma, yol arkadaşlarıma, sevgili adaylarıma çok teşekkür ediyorum. Aday adaylarımız da bu arada yanına davet etmek istiyorum salonda olan. Bir kadın dayanışmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sevgili Gülay Demirel. Sevgili Hüseyin Ağabey.